Vakfı, İşitme Engellilerden Yorum, İşitme Vakfı Eskişehir'de kuruldu. Bugün çok daha ilerisinde ve hepinizin belki bilmediğiniz çok değişik bir açıyı, işitme ve sanat konusunu burada sizlere sunacak olan çok değerli sanatçılarımıza, çoğunu televizyonlardan tanıyorsunuz, kendilerinin aslında ne büyük bir işlevi olduğunu da bu vesileyle size yapacakları sunumlarla öğrenmiş olacağız. Şimdi dolayısıyla biz sanat kavramını her birimiz böyle benimsersek zannediyorum düşünce biçimimiz, karşı tarafa algılayış biçimimiz, konuşmamız. Yine bu bilinç, toplumsal hayatımızdaki farklı kavramlara ve olgulara kelime anlamlarının ötesinde farklı bir boyutun yaklaşmayı da beraberinde getirmektedir. Ben bakmaya çalışıyorum ve sizlerin yüzlerinden okumaya çalışıyorum. Okudukça özümsemeye çalışıyorum. Bu işbirliğini sizlerle yapmaya çalışıyorum. Özmeyin. Çünkü mühendis, bir mühendis olarak sanatla evlenmeyi anlatmakta. İster bu cihaz bunu düşünerek sanatsal düşünmüş. Sade bir mühendis değil. Eleman sadece bir mühendis değil. Bir sanatçı mühendisdir. Eskişehir bu anlamda çok kıymetli. Ben burada kurtarılmış bir bölge hissettim kendime. Hem içerideki tarihi, aynı zamanda ve Türkiye'nin sivil toplum tarihi. Kaldı, çocuklarımızın yüzde yerleştirerek daha sonra bu muhalefet. Merhaba gibi söyledi. Ben bunu bir eseri yaptım. Bir gün işitmenin olmadığını düşünün, iletişimin olmadığını düşünün, nasıl sessiz bir dünyanın olduğunu düşünün, yaşamanın mümkün olmadığını zaten şahit oluruz biz buna. Ve dolayısıyla iletişimi güçlendirmek için hem milli sporcularımızı, hem diğer vatandaşlarımızı, hem işitme sorunu yaşayan bütün insanları bu alanda tabii iletişime çekmek istiyoruz. Yerli ve milli teknolojimizle yaklaşık 22 yıldır ülkemizde üretim yaparak hem yerli işitme cihazı üretiyoruz, aynı zamanda da dünyanın 50 ülkesinde de ihracatımız var. Milli sporculara destek olma projesi nasıl oluştu? Ya tabii bu farklı bir duygu. Özellikle kardeşimiz gibi daha farklı arkadaşlarımız da var. Onları da her alanda desteklemeye çalışıyoruz. İşitme kaybının bir işitme engelli olmadığını ispatlamaya çalışıyoruz. İşitme kaybı engel değil. Özellikle teknoloji şu anda işitme engelini aşıyor ve kişiyi güncel hayata bağlıyor ve aktif bir yaşama bağlıyor. Hem yaptığım derecelerde normal hayatta duyma kalitesini bayağı bir arttırdı. Şimdiki cihazımla yaklaşık bir seneye devirdim. 2 sene oluyor. Ses kalitesi çok iyi ve kulakta cihaz olup olmadığını hiç hissetmiyorum. Yani güzel, böyle hiçbir rahatsız edici bir yanı yok. Zaten günlük yaşamımda genellikle en çok spor yapıyorum. Sporla zaman geçiriyorum. Hem günlük zamanda takıyorum, hem sporda takıyorum. Yani olimpiyat ikincisi ve dünya üçüncüsü olmanda ne kadar faydası oldu? Yani olimpiyat ve dünya şampiyonasında moral motivasyon olarak yani rakiplerime odaklanmamda, duymamda, maçlara hazırlanmamda bayağı bir faydası oldu. İşitme cihazı ile ilgili sorun yaşayan sporculara tavsiye eder misin? Evet, kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü yani arasındaki farkı kendileri de gerçekten fark edebilirler. Yani ses kalitesi olarak bayağı üstün bir seviyede. İşitme kaybının bir engel olmadığını arkadaşlarımız da söylüyor. Hayatın her yerinde, her anında insanları hayata bağlayan bir teknoloji var. Yerli ve milli bir teknoloji var. Onun için bu teknolojiyi kullanarak hayatlarına yeniden yön verebilirler, proje yapabilirler, okul okuyabilirler, meslek edinebilirler. Hayatın hiçbir şeyinden, bir zevkinden vazgeçmek durumunda değiller. Onun için toplumu işitme bilincine davet ediyoruz. İşitme kaybı bir engel değil, bir sorundur.
ve bu sorunu teknolojiyi kullanarak aşabileceğimizi söylemek istiyorum. Amacımız global bütün değerlere ve global sosyal sorumluluk projelerine destek olmak. Çünkü bir ürünü inovatif olarak çok geliştirebilirsiniz ama halka dokunmadığınızda kendi gelişiminizi anlatamamış oluyorsunuz. Biz son derece yerli ve milli olan ve Türkiye ve TÜBİTAK'la geliştirilmiş çok değerli bir ürün için buradayız. Bunu toplumsal farkındalığı arttırmadan paylaşmanın çok da önemli olmadığını düşünüyoruz. Özellikle de bu deprem süreci bizdeki bazı olayları ve dengeleri daha da hızlandırdı. Çünkü sesimi duyan var mı diye bir cümle var ama hiç o sesi duymayan, biz dokunamadığımızda kendimizi iyi ifade edemediğimizde bu başarıyı paylaşamayacağımız sayısız insan var. Bunun da biraz altını çizmek istiyoruz. Sanat çok kapsayıcı bir şey, sanat çok değerli bir şey. Ve bugün sosyolog, psikolog, beyin uzmanı, sanatçı, üreten, artist ve bilim insanlarıyla biz bütünsel yaklaşmak istiyoruz markalara. Onun için de gayet güzel bir geçti. Herkese katılım için de çok teşekkür ederim. Sanata evet demek zaten farkındalığı bulmak demek. İşitme farkındalığın başlangıç noktalarına, beş duyu organından biri olduğuna göre insanın işiterek, koklayarak, yani beş duyu organını kullanarak altıncı duyuyla da birleştirerek bir sonuç çıkarması demek. Yani düşüncenin başlangıcı diyebiliriz buna. Dolayısıyla sanat da düşünce demek esasında. Yani biz onu bilmiyoruz. Sanatı hep bitmişiz sanıyoruz. İşitme olayında bu gelişmeyi sağlamak da sanat. Değil mi? Şimdi durup dururken olmuyor. Buna tek başına bilim diyemezsiniz. Çünkü bilimin bir şeyi merak etmesi ve onu dönüştürmesi için bir süreci yaratmasına da sanat deniyor. Engellerin ortadan kalkması için ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Farklılıklardan kurtulmak zamanı. Ve sanat kavramını doğru anlamalıyız. Yani bir yere hapsettik, o hapsedilmeyecek bir kavram değil. Dur şunu bir bitireyim. Kalkmış bir laf ediyor, diyor ki sanat uzun, hayat kısa. Kardeşim senin sanatla ne alakan var ya? Doktorun şimdi bunu söylüyor. Evet, bu kadar daha başından beri özenle yapılan. O zaman Doktor Bernard'a da sen ne iş yapıyorsun diye sorduğunda sanatçıyım demesi lazım.